Merhaba arkadaşlar, ben Yavuz Hoca. Bugün sizlere sulu çözeltilerde asit-baz dengesini anlatacağım. Sulu çözeltilere asit-baz dengesinden önce asit-bazla ilgili iki tane tanımımız var. Bunlardan ilki Arrhenius asit-baz tanımı, diğeri Bronsted-Loewy asit-baz tanımıdır. Arrhenius şöyle diyor: suya H artı iyonu veren madde asit, suya OH eksi iyonu veren madde de bazdır. Ya da hidrojen derişimini artıran madde asit, ya da hidroksit derişimini artıran madde de bazdır. Şöyle örneklendirelim. Asidimiz HCl olsun, hidroklorik asit. Suya attık. Suda hidrojen ve klor iyonlarını verdi. Diyoruz ki suya H artı verdiği için bu bir asittir. Bu tepkimeyi şöyle de gösterebiliriz. HCl artı H2O. Hidrojen yerine hidronyum şeklinde bir bağıntı oluşturabiliriz. Artı klor. Yani burada ne oldu? Buradan kopan hidrojen iyonu suya yapıştı. Oluşan iyona hidronyum diyoruz. Hidronyum demek protonlanmış su. Ve bundan sonra bileceğiz ki hidrojen ile hidronyum birbirine eşittir. Bir başka maddemiz sodyum hidroksit katısını suya attık. Suya sodyum artı ve hidroksit eksi iyonlarını verdi. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar NaOH OH iyonunu verdiği için bu da bir bazdır. H artıyı veren asit, OH'ı veren madde bazdır. Bronsted-Loewy ise iki farklı bilim insanı aynı çalışmayı yaptığı için tanıma her ikisinin ismi birden verilmiş. Loewy, Bronsted. H artı proton veren madde asit, H artı proton alan madde bazdır. H artıya proton denildiğini bu arada hatırlamış olalım. Tepkimelerde aralarında bir hidrojen farkı olan çiftlere konjüge, diğer isimle eşlenik asit-baz çifti denir. Bunu hemen örneklendirelim. Hidrojen siyanür artı H2O eşittir hidronyum artı siyanür eksi. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey, bir maddeyi bulursak hepsini tamamen bulabiliriz, bulmuş oluruz. HCN diğer tarafta CN'ye dönüştü. Buradan buraya dönüşürken hidrojen verdi, proton verdi. Bu bir asit. Bu asit o zaman ona benzeyen baz. Aralarında bakıyoruz, bir hidrojen farkı var. Bunlara konjüge asit baz çifti diyoruz. Burada çiftlere aynı rakam veriyoruz. Asit 1, bu da onun baz 1'i. Diğer tarafta baktığımız zaman H2O ise H3O'ya dönüşürken bir hidrojen aldı, baz. Bu da onun konjugesi asit. Bunlar da bizim ikinci çiftlerimiz. Evet, sırada suyun otoiyonizasyonu olayını anlatıyoruz. Diğer ismiyle otoprotoliz. Arkadaşlar otoiyonizasyon maddenin kendi kendine iyonlaşması olayına diyoruz. Saf su kendi kendine iyonlaşır. Bu olaya biz otoiyonizasyon ya da otoprotoliz diyoruz. Saf suyun kendi kendine iyonlaşma fikri şuradan gelmiştir. Saf su çok az da olsa elektriği ilettiği için iyonlaşmasından söz edilebilir. Haliyle burada suyun iyonlaşma denklemi 2 mol H2O sıvısı hidronyum ve hidroksite dönüşüyor. Suyun iyonlaşma olayı endotermik olduğunu hatırlatmış olalım. Ya da bu bağıntı yerine daha kısa, daha çok tercih edilen H2O sıvısı H artı ve OH'a dönüşü. Bu bağıntıyı arkadaşlar kesinlikle unutmamamız lazım. Demek ki saf su çok az da olsa kendi kendine iyonlaşır, iyon üretir. Bundan dolayı suyun elektrik akımını ilettiğinden bahsedebiliriz. 25 santigrat derecede burada bir denge olayı olduğu için denge bağıntımızı oluşturuyoruz. Denge bağıntımızdaki sabitimiz öncelikle K su,
1 çarpı 10 üzeri eksi 14 olarak hesaplanmıştır. Şimdi arkadaşlar denge bağıntılarda normalde k eşittir ürünler bölü girenlerdir. Ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi. Ama denge bağıntısında saf sıvılar, saf katılar bağıntıya yazılmadığı için burada direkt sağ taraftaki ürünlere göre denge bağıntımızı oluşturuyoruz. Burada konusu olduğu için de biz buna K su diyoruz. K su direkt ürünlere eşit. Ürünler tarafında hidrojen var. Bir de hidroksit çarpım durumda yazdık. Evet, bu bağıntımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Ve baktığımız zaman suda H ile OH aynı oranda olduğu için, H ve OH birbirine eşit olduğu için saf su nötr özellikli bir maddedir. Ve bunu artık tüm sulu çözeltiler içinde arkadaşlar bir kural haline getirebiliriz. Sulu çözeltilerde H ve aynı zamanda OH iyonları bulunur. Ve bunlar arasında ilişkiye göre eğer hidrojen ile hidroksidin derişimi birbirine eşit ise nötr bir ortamdır deriz. Nötrdür. Eğer hidrojenin derişimi hidroksitten büyük ise asidik bir ortam. Eğer hidrojenin derişimi hidroksitten küçük ise bazik ortam. Bütün sulu çözeltiler için artık bu kıyaslama ile asit mi, baz mı, nötr mü olduğuna karar verebiliriz. Evet, şimdi arkadaşlar saf suyun iyonlaşması ile ilgili şöyle örneklerimiz var. İlk örneğimiz 25 santigrat derecede H artının derişimine karşı hidroksitin derişim grafiği veriliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Burada kesinlikle unutmayacağımız şey 25 santigrat derecede K su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'e eşittir. O da hidrojen ile hidroksidin derişim çarpımına eşit olduğunu unutmayalım. Biri artarsa diğeri azalır. Çarpımlar hiçbir zaman değişmez. Şimdi baktığımız zaman bu öncüllerde X, Y, Z noktaları ile ilgili bize bilgiler verilmiş. Y noktasında nötr özellik gösterir. Y noktasına baktığım zaman hidrojenin karşılığı 10 üzeri eksi 7. O zaman 10 üzeri eksi 14'e eşit olabilmesi için OH da 10 üzeri eksi 7 olmalı. İkisi birbirine eşit olduğu için nötr özellik gösterir. Taralı bölgenin alanı soruluyor ikinci öncülde. Taralı bölgeye baktığımız zaman 10 üzeri eksi 4 X karşılığı hidrojen. Getiriyorum hemen OH karşılığını buluyorum. 10 üzeri eksi 10. Taralı bölgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 10'dan 10 üzeri eksi 14 sonucuna ulaşmış olduk. Bu öncülümüz de doğru. Z noktasında H bölü OH'ın derişim oranları 10 üzeri eksi 8'dir deniliyor. Bir de bunun sağlamasını yapalım. Z noktasında baktığım zaman hidrojenin karşılığı 10 üzeri eksi 11. Hidroksidin karşılığı da otomatikmen 10 üzeri eksi 3 molar olmalı ki çarpımlar 10 üzeri eksi 14'e eşit olsun. Bunu alıp oranladığımız zaman 10 üzeri eksi 8 sonucuna ulaşmış oluruz. Evet, buna göre cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Diğer örneğimiz 25 santigrat derecedeki A çözeltisinde hidroksit iyon derişimi verilmiş. Buna göre A çözeltisi için yargılarından hangiler doğrudur? Getiriyoruz K su değerimiz H çarpı OH eksi bağıntısı yardımıyla K suyu yerine yazdım. 10 üzeri eksi 14 hidrojeni bilmiyoruz. Hidroksit yerine 5 çarpı 10 üzeri eksi 10. O zaman burada ikisinin çarpım 10 üzeri eksi 14'ü verebilmesi için hidrojen 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 olursa arkadaşlar düzeltiyorum. Eksi 4 olursa çarpımları ne yaptı? 5'ler sadeleşti. 10 üzeri eksi 14'ü verdi. Evet, burada baktığımız zaman hidrojenin derişimi büyüktür.
hidroksidin derişimden. Hidrojen mi büyük? Evet, o zaman diyoruz arkadaşlar bu bir asittir. Asitlerin tadı ekşidir. Asit de olsa baz da olsa sulu çözeltileri elektriği iletir, yani elektrolittir. Getiriyoruz 1 bölü 5 10 üzeri eksi 4'ten düzenlediğimiz zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 sonucuna ulaşırız. Doğru. Bu maddemiz asit olduğu için asitler mavi turnosolu kırmızıya çevirir. Burada ise kırmızı turnosolu maviye çevirir ifadesi yanlıştır. Cevabımız 1, 2 ve 3. Sırada arkadaşlar baktığımız zaman değerler H ve OH yardımıyla biz pH, pOH kavramlarına ulaşacağız. pH, pOH kavramları 25 santigrat derecede K su bağıntısıyla çıkarılmıştır. K su 1 çarpı 10 üzeri eksi 14 molar. Bu da H ile OH'ın çarpımı. Getiriyoruz. K suyu yerine yazdım. H ve OH'ı yazdım. Eksi logaritma fikri. Bu fikri ortaya atan Soren, Sorensen. Her iki tarafın eksi logaritmasını aldığı zaman eksi logaritma 10 üzeri eksi 14'ten 14. Eksi logaritma hidrojen çarpı olduğu için artı eksi logaritma OH. Buradan 14 eşittir. Eksi logaritma hidrojen pH'i verirken eksi logaritma hidrokside pOH'i veriyor. Arkadaşlar artık bu bağıntımız 25 santigrat derecede K su yardımıyla türetilmiştir. Bu arada 10 tabanında logaritmayı kullanacağız. Herhangi bir zorluğumuz yok. Direkt logaritma 10 üzeri x, x'tir. Burada uluslararası pH, pOH kavramlarının her ikisi birden kullanılmaz. pH kavramı kullanıldığı için pH metre oluşturulmuştur. pH metremiz 0 ile 14 aralığında oluşan bir doğrudur. Burada tam 7'de nötr özellikle 7'den 14'e doğru gittikçe bazlık kuvveti artar. 7'den 0'a doğru gittikçe de asitlik kuvveti artar. Şimdi arkadaşlar günlük hayatta birçok maddenin asit mi baz mı olduğunu biz ne yapıyoruz? pH'a göre yorumluyoruz. Örneğin bize verildi. Hidrojen derişimi 10 üzeri eksi 5 molar olan bir madde denildiği zaman hidrojen olduğu için pH'ını alıyorum. pH eşittir eksi logaritma hidrojen yerine 10 üzeri eksi 5 yazdım. Eksi eksi artı 5 çıktı. Ha, burada diyoruz ki pH'ı 5. O zaman pH hangi aralığa denk geliyor? Metrede 0 ile 7 arasında. Demek madde nedir? Asit özelliklidir. Evet, diğer bir örneğimiz. pH'a karşı pOH grafiği verilmiş. Arkadaşlar baktığımız zaman 0 ile 14 arasında değişen değerler. pH 7. pOH da o arada 7'dir. X noktasında her ikisi birbirine eşit olduğu için hemen X noktasına nötr diyoruz. pOH'ı kapatıyoruz hep pH'a göre. Burada baktığımız zaman 7'nin üstüne doğru 14'e doğru gittiği için Y noktasında bazik özelliklidir. Z noktasında ise yine pOH'ı kapatıyoruz. pH'a göre 0'a doğru gelmiş. 0 ile 7 arasında olduğu için bu da asit özelliklidir. Y noktasında baziktir. Evet, Y noktasında baziktir. Z noktasında asidik olduğu için hidrojen derişimi hidroksitten büyüktür arkadaşlar. Üçüncü öncülde X'te OH 10 üzeri eksi 7'dir. X noktasında nötr olduğu için 10 üzeri eksi 7 isterseniz logaritmasını alabilirsiniz. Eksi eksi artı 7 verdi. Burada OH yardımıyla gittiğim için direkt bu nedir? pOH 7. Evet, denk geldiği için diyoruz bu önermemiz de nedir? Doğrudur. Cevabımız hepsi. Şimdi arkadaşlar kuvvetli asit ve bazlarda pH, pOH nasıl hesaplanır ona bakıyoruz. Bir kere kuvvetlileri zayıftan ayırma nedenimiz kuvvetli asit ve bazlar saf suda %100 iyonlaşırlar ya da %100 iyonlaşır kabul edilir. Bunlar suda %100 iyonlaştığı için bunların sulu çözeltisi elektriği iyiledir. Yani bunlara biz kuvvetli elektrolitler diyoruz. HCl, hidroklorik asit, suya attığımız zaman
baktığımız zaman H artı ve klor eksi şeklinde tamamen dönüştü. Örneğin burası 1 molar ise tamamı iyonlaşır. 1 molar harcanır. Buradan 1 molar oluşur. 1 molar oluşur. Baktığımız zaman arkadaşlar HCl adına ortamda molekül kalmadı. Bu tepkimeyi şöyle de gösterebiliriz. HCl artı H2O, buradan kopan hidrojen suya yapıştı. Su protonlandı. Buna biz hidronyum diyoruz. Artı HCl. Yine burada tek yönlü olduğu zaman %100 tam verimli olarak ne yapmıştır? Dönüşüme uğramıştır. Kuvvetli bir bazımız potas kostik. Bunu suya attık. Suda K ve OH'a ne yaptı? Tamamen dönüşmüş oldu. Yani K'un tamamı K ve hidroksit iyonlarına ayrışmış oldu. İsterseniz bunları örnekler üzerinde şimdi açıklayalım. 0,01 molar hidrojen bromür çözelsin 25 derecelik pH değeri kaçtır? HBr pratik olarak suyu göstermeden arkadaşlar hidrojen iyonuyla brom iyonlarını ayırdık. Daha pratik, tesir değerli 1'dir zaten. Monoprotik bir asittir. Katsayılar hepsi 1. 0,01 üstü olarak yazacağımız zaman 10 üzeri eksi 2 molar. Burada %100 ayrışı bu 10 üzeri eksi 2 molar ise oluşan hidrojen de 10 üzeri eksi 2 molardır. Şimdi burada artık diyoruz ki bize brom yaramıyor. pH hidrojenle bulunacağı için pH eşittir eksi logaritma hidrojen yerine 10 üzeri eksi 2 yazdığımızda sonuç 2 çıktı. Diyoruz pH değerimiz 2'dir. 0,98 gram sülfürik asit ile 20 litrelik sulu çözelti hazırlanıyor. Çözeltin pH değeri nedir? Burada dikkat edeceğimiz şey H2SO4 zatça ya da sülfürik asit 2 değerli bir asittir. Yani poliprotik bir asittir. Şöyle iyonlarını ayırdık. Bunun 1 molünden 2 mol hidrojen ve 1 mol sülfat oluştu. Bize 0,98 gram vermiş. Arkadaşlar bunu mola çevirebiliriz. N eşittir M bölü MA yardımıyla. 0,98'i 98'e böldüğümüzde 10 üzeri eksi 2 mol. Önüne şöyle bir de koyalım. Kat sayısı 1 olan 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olsa 2 olan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol oluşur. Burada dikkat edeceğimiz şey mol ile pH hesaplanmaz. Molarite ile ya da derişim ile. Derişimi de hidrojenin molu bölü hacim yardımıyla bulabiliriz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü hacmimiz 20 litre. Buradan da işlem yaptığımız zaman 10 üzeri eksi 3 molar çıktı. İkiler sadeleşti. Buradan da eksi logaritmasını aldığımızda pH değerimiz eşittir 3. pH değeri 13 olan 5 litrelik NaOH çözelsinde kaç gram NaOH katısı çözülmüştür? Şimdi arkadaşlar NaOH'da gördüğümüz gibi OH var. Bu bir bazdır. pH değil POH yardımıyla sonuca ulaşacağız. Toplamlar 14, pH 13 ise POH kaç olmalı? 1 olmalı tabii ki. Buradan OH'ın derişimi arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? 10 üzeri eksi 1 molar ya da isterseniz 0,1 molar diyebilirsiniz. Tesir değerli nedir? 1. Monoprotik bir baz. NaOH'a baktığım zaman şu şekilde iyonlarını ayırdık. OH'ın derişimini yerine yazdım. Burası 0,1 molar. O zaman demek burası da 0,1 molar. Buradan mol sayısını molarite formülü yardımıyla bulabiliriz. MV çarpı molu verir. Hacmimiz 5. Molaritemiz 0,1. O zaman mol olarak 0,5 mol yapar arkadaşlar. 1 mol NaOH kaç gram? Tabii ki 40 gram. 0,5'i ne yapar? Otomatikmen 20 gram yaptı. Demek 20 gram madde çözülmüştür. Diğer sıradaki örneğimiz pH değeri 1 olan
1 litrelik HNO3 çözeltisine aynı sıcaklıkta 99 litre saf su eklenirse pH'ı kaç olur? Şimdi arkadaşlar burada getiriyoruz elimizde pH'ı 1. Basit HNO3'ü biliyoruz. Kezzap, zat yağı, nitrik asit ya da kezzap çok kuvvetli bir asit. Bunun üzerine su ekliyoruz. Deriştiriyor muyuz? Hayır, seyreltiyoruz. O zaman deriştirme, seyreltme formülümüz daha önceki çözeltiler konusunda görmüştük. pH değeri 1, yani 10 üzeri eksi 1, yani 0,1 molar. Evet, hacmi 1, direkt hacmi yerine de 1 yazdım arkadaşlar. Derişimini bilmiyorum. Ama hacim 1 iken üzerine 99 litre su ekledik, hacim ne oldu? 100 litre yaptı. Buradan M2 değerimiz 10 üzeri eksi 3 yaptı. Logaritmasını aldığımız zaman neyi verecek? H'ımı, OH'ımı? Diyoruz ki burada hidrojen 10 üzeri eksi 3'tür. Çünkü asit. O zaman pH değerimiz eşittir 3'tür. Sırada arkadaşlar zayıf asit ve bazlarda pOH, pOH hesaplama. Müfredatımızda monoprotiklerden sorumluyuz. Monoprotik ya da bir değerli asit bazlardan sorumluyuz. Bunlarla ilgili birkaç tane maddemiz var. İlk maddemiz zayıf asit ve bazlar suda çok az iyonlaşırlar. Çok az iyonlaştığı için elektriği az iletir. Bundan dolayı zayıf elektrolitler diyoruz. Burada arkadaşlar İyon ile molekül bir arada, %100 dönüşüm yok. İyon molekül dengesi kurulur. Zayıf asitlerin iyonlaşma sabiti Ka, kısaca asitlik sabiti diyebiliriz. Zayıf bazların iyonlaşma sabiti Kb ile gösterilir. Ka ve Kb değeri arttıkça kuvvetlilik artar. Asitlerde tabii ki Ka arttıkça asidin kuvvetliliği artar, suda iyonlaşma yüzdesi artar. Eğer baz ise Kb değeri artar. Kb'si arttıkça diyeceğiz kuvvetliliği artar. Sudaki iyonlaşma yüzdesi artar arkadaşlar. Mesela zayıf bir asit düşünelim. Hidrojen florür. Bunu suya attığımız zaman bu %100 iyonlaşmaz arkadaşlar. Bu çok az kısmı iyonlaşır. Bir kısmı da olduğu gibi kalır. O yüzden bir denge kurulur. İleri yönde iyonlaşma, geri yönde molekülleşme. Buradan kopan hidrojen suya yapıştı. Hidronyum artı F eksi. Baktığımız zaman ileri yöndeki hız geri yöndeki hıza eşit olduğunda denge kurulur. Peki elimizde 1 molar olsun arkadaşlar. Bunun tamamı iyonlaşır mı? Hayır. Kuvvetli olsaydı 1 molar iyonlaşır derdik. Ama zayıf olduğu için bir miktarı x artı x artı x şeklinde ifade edebiliriz. Bu değer de çok küçük olduğu için ihmal edilecek. Arkadaşlar zayıf asitlerin pH, zayıf bazların pOH değerleri hidrojen ve hidroksit derişimleri yardımıyla hesaplanacak. Şu an 11. sınıf müfredatında geçen formüllerimize göre daha pratik şekilde çözebiliriz. Hidrojenin derişimini bulabilmek için getiriyoruz karekök içerisinde asidin konsantrasyonu, Ca asidin konsantrasyonu, derişimi kısacası, derişimini alıp asidin sabitiyle çarparak H artıya ulaşırız. H artıdan da tabii ki pH'a geçeriz. Zayıf baz olduğu zaman da pOH değeri bizim için gerekir. pOH değeri için de OH derişimi lazım. Bazın konsantrasyonu ya da derişimi çarpı sabit. Baz sabiti. Baktığımız zaman arkadaşlar örneğimiz 25 santigrat derecede 0,1 molar HA asidinin sulu çözeltisinin pH değerini nedir? Hesaplayalım onu. HA parantez içinde K'sı varsa zayıf asittir. Suya atıyoruz. Direkt arkadaşlar uğraşmadan, suyu yazmadan hidrojen ve A şeklinde
ayırdık. Çünkü dedik ki müfredatımızda monoprotiklerden sorumluyuz. Burası 0,1 molar. Ne kadar iyonlaşır bilmiyoruz. X artı X artı X. Buradan K eşittir X çarpı X'ten X kare bölü 0,1 eksi X. Burada arkadaşlar X değeri çok küçük bir değer olduğu için 0,1'in yanında ihmal edilir. K değerini yerine yazdım. 10 üzeri eksi 5 eşittir X kare bölü 0,1. Buradan X değerimiz 10 üzeri eksi 3. Buradan da logaritmasını aldığımızda pH değerimiz 3. Bunun yerine hidrojen onu kenara yaz. O cümlenin devamını kenara yaz. Tamam mı? Evet. Oradan keserler. Onu tamam. Söylersin, unutma. Tamam. Bunun yerine arkadaşlar ikinci yol olarak şöyle yapabiliriz. Hidrojen eşittir karekök içerisinde derişimi 0,1 çarpı 10 üzeri eksi 5, buradan da 10 üzeri eksi 3, yine logaritması 3. 25 santigrat derecede 1 molarlık NH3 çözelsin. OH derişimi kaç molardır? NH3 zayıf bir bazdır. Bunun sudaki iyonlaşma denklemini bilmek zorundayız arkadaşlar. Amonyum ve hidroksit iyonlarına ayrıştı. H2O saf sıvıdır. Bunlar da çözelti fazındadır. Baktığımız zaman direkt bu sefer formülize edebiliriz arkadaşlar. Hidroksidin derişimi karekök içerisinde bazın derişimi 1 çarpı bazın sabiti 16 çarpı 10 üzeri eksi 6 şeklinde yazdık. Buradan OH eşittir 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar olarak karşımıza çıkar. O kısmı sakın unutma abi, onu söylersin Sedat'a. Tamam. Bu aşağı yazamıyorsun. Tamam, yanına çözüm yapacağım. Yanına çözsen daha iyi olur. Bunun İkisini. Şuraya kadar ancak çözebiliyorsun, tamam. Bazen şey tamam. Bilmiyorum. Şuralar, öncüler üzerinde oynayacağım zaten. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şöyle demiştik. Bir asidin Ka'sı, bazın Kb'si arttıkça kuvvetlilik artar. HX ve HY bunlar asitleri temsil ediyor. Bunlar da sabitleri bize verilmiş. Eşit hacim ve derişimli HX, HY çözeltileri için hangileri doğrudur? Baktığım zaman 10 üzeri eksi 5, 10 üzeri eksi 7'den daha büyüktür. O zaman HX kuvvetli ise HY ona göre nedir? Zayıftır. Öncüllerimize geçtiğimizde HX'in iyonlaşma yüzdesi daha fazladır. Kuvvetlilik arttıkça iyonlaşma yüzdesi artar. Doğru bir ifade. Getiriyoruz. pH'i büyük olan HY'dir. Baktığımız zaman HY daha zayıf. Daha zayıfsa o zaman bu pH 7'ye daha yakındır. pH değeri daha büyüktür. Üçüncü öncülde X eksi iyonu HX'in konjüge bazıdır. Şöyle düşünebiliriz. HX artı H2O eşittir H3O artı artı X eksi. Şimdi arkadaşlar bu hidrojen verdiği için nedir? Asittir. Baktığım zaman bu asitse buna benzeyen yapı X'tir. Bu da baz. Aralarında ne var? Bir hidrojen farkı var. Bunlar eşlenik konjüge asit baz çiftidir. O zaman diyoruz ki X H2'sin konjüge bazıdır. Doğru bir kavram. Ve son olarak arkadaşlar şöyle bir uyarıyla örnek üzerinde konumuzu bitirmiş olalım. Zayıf asit ve zayıf bazlara saf su eklenirse iyonlaşma yüzdesi artar. Neden? Baktığımız zaman şöyle örneğimizde hidrojen siyanürün suda iyonlaşma bağıntısı verilmiş. Tepkimesine göre dengedeki çözeltiye sabit sıcaklıkta saf su ekleniyor. Buna göre hangiler doğrudur? Şimdi arkadaşlar saf su eklediğimiz zaman derişim M bölü V hacim artar, derişim azalır. Hidrojen siyanürün derişimi azaldı. H artının da derişimi azaldı. Siyanürün de derişimi azaldı. Ürünler tarafındaki azalma miktarı daha fazla olduğu için Le Chatelier ilkesi gereği denge azalışı
arttırmak için girenlerden ürünlere doğru hareket etti. Bakıyoruz dengenin yönü ürünler lehinedir. Buna göre asit daha çok ürüne dönüştü, daha çok iyon üretti. O yüzden asidin iyonlaşma yüzdesi artar. Hidrojenin derişimi azaldı. Hidrojen derişimi azaldı. Yani asit seyreldi. O zaman otomatik pH değeri artar. Ve siyanüre baktığımız zaman siyanürün derişimi de azalmış oldu. Demek ki bu bir kural artık. Bundan sonra karşımıza çıktığında zayıf asit ve bazlara saf su eklenirse iyonlaşma yüzdesi kesinlikle artar. Ama bu kuvvetli ise %100 iyonlaştığı için değişmez. Evet, iyi günler arkadaşlar.